Bak diyor ki Mika 4'e 4'te herkes kendi asmasının yani üzüm ağacının incir ağacının altında oturacak. Demek ki her yer böyle meyvelik, bağlık, bahçelik olacak. Kimse kimseyi korkutmayacak. E şimdi babası oğlundan korkuyor, oğlu babasından korkuyor. Değil dışarıdan, değil mi? Kızı anasından korkuyor, anası kızından korkuyor. Büyük bir bölüm böyle dünyada müthiş bir bela var. Doğruluğun ürünü esenlik. Sonucu sürekli huzur ve güven olacaktır diyor bak. Sürekli huzur ve güven. O dönemde açlık ya da savaş, haset ya da düşmanlık olmayacak. Kralların kanunları 12'ye 5. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Yani askeri tatbikatlar olmayacak diyor. Yeşaya 2'ye 4, Mika 4'e 3. Ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak diyor. Bak mezmurları Tevrat hükmü. 133'e 1. Bütün kralları Süleyman yönetiyordu. Mehdi'ye işaret bu aynı zamanda. Her tarafta barış vardı. Kötülükten sakının, iyilik yapın, esenliği amaçlayın, ardınca gidin. Esenlik. İyilik bak yapın diyor. Kötülükten sakının. Bizi yaratan Allah aynı Allah değil mi diyor. Bak bizi yaratan aynı Allah değil mi? Öyleyse neden atalarımızın yaptığı anlaşmayı bozarak herkes kardeşine ihanet ediyor? Niye aynı Allah'a inandığımız halde savaşıyoruz diyor. Melaki 2'ye 10. Bak yetkin adamı gözle. Yetkili adamı gözle. Bu Mehdi. Doğru adama bak. Çünkü yarınlar barış severlerindir. Mehdi'nin özelliği bu. Yani Kral Mesih'in özelliği. Ben barış yanlısıyım Mehdi'nin ağzından. Ama sözle başladığımda onlar savaşa kalkıyor. Yani savaş yanlısı oluyorlar diyor. Mezmurlar 127. Bütün dünya esenlik ve barış içinde sevinçle haykırıyor. Mehdi'nin zuhurunda olacak bir olay bu bak. Bütün dünya esenlik ve barış içinde sevinçle haykırıyor. Gençler bir araya geliyor. Sevinç sesleri göğe yükseliyor inşallah. İnşallah.